bilin bakalım ben ne yaptım. Oy. Kutunun üstüne oturdum ya. Of. Ay günaydın. Ay hiç böyle işe gidecek havamda değilim. Ya bundan bir an önce kurtulmam lazım. Niye böyleyim bilmiyorum. Çünkü sabahları aşırı yorgun, uykusuz ve isteksiz kalkıyorum. Bugün telefonla değil kamerayla çekmeye karar verdim. Çünkü daha kaliteli. Ve telefon dışarıdaki dış sesleri çok fazla alıyor. Tabii ki kamera öyle değil. Neyse şimdi. Ay. Ben yine filtre kahvemi yaptım. Saat 8'e geliyor. 8 gibi de evden çıkacağım. İşe doğru gideceğim. Bu kadar. Çıkışı doğru. Size şöyle bir kendimi göstereyim. Niye kırmızı görünüyorum? Çünkü evet ışık. Heh, beyazladım. Şimdi sabah evden çıkışımın üzerinden neredeyse 12 saat geçti diyebiliriz. Saat şu an akşamüstü 7.30 ve ben daha yeni eve girdim ve markete uğradım yine. Bu sefer yoğurt ve 3 tane hazır çorba aldım şöyle. Bir de yoğurt aldım. Bu 500'lük mü acaba? Bilmek mi? 750'lük. Oy. Yoğurt işte. Şundan aldım bir tane. Çünkü dün o sinirle yoğurt almayı unutmuşum. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Belki dedim hazır çorba yaparım. Sadece çorba yerim. Ama şu an onu da istemiyor. Sanırım şey yapacağım. Karpuz, peynir ve biraz da ekmek kızartacağım. Onu yiyeceğim. Çünkü canım soğuk bir şeyler istiyor. Ve aç da değilim ya bu arada. Öğlen tavuk dünyasına gitmiştim. Yani beni aşırı derecede tok tuttu. O yüzden şu an canım hiçbir şey yemek istemiyor gerçekten. O zaman tamam. Şey yapalım. Karpuz keselim ve yanına da peynir çıkaralım. Bir de ekmek kızartayım. Yani böyle kahvaltımsı bir şeyler yapayım diye düşünüyorum. Zaten birkaç gündür kahvaltı yapmadığım için, kahvaltılık bir şey yemediğim için şu an benim için çok uygun olacak. Ben dün sizden gizli bir şey yaptım. Bu Arnika robot setimi yıkadım ki bugün akşam kullanayım diye ama geç geldiğim için hatta bir kısmı da burada market poşetlerimi koymuşum. Şu altı, şu tencere temiz kaldırılacak bekliyor. Bulaşık deterjanı da buraya koymuşum ya neyse. Yani böyle bir sürü parçası var. Şöyle göstereyim. Şurada da parçaları var. Yıkadım işte. Bugün bunu paket açılımı tabii ki olmayacak ama nasıl kullanıldığını gösterdiğim bir video çekmeyi planlıyorum. Aynı zamanda ise salata yapacağım. Aslında birkaç gündür yemek yememe, canımın istememe sebebi salatayı yapamamış olmam. Çünkü keyifsizim salatayı yapamadığım için. Bu nasıl bir keyif bilmiyorum ama gerçekten keyifsizim. Neyse. O zaman hadi yemeğimizi yapalım. Ben bir ne yapsam ya? Şöyle üstümü değiştirsem. Evet ya şu üstümü bir değiştireyim sonra yemeğe başlayalım. Ekmek kızartmaktan vazgeçtim. Karpuz, peynir, zeytin ve grisini yiyeceğim. Çok güzel görünüyor. Karpuzu da marketteki reyondaki çocuğa seçtirdim. Manav reyonundaysa karpuzdan anlıyordur herhalde dedim ve dedim bu nasıl iyi dedi. Ben de ona göre seçtim. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Bunu da şöyle üçe mi bölsem ya? Ben normalde daha küçük çekirdeksiz bu karpuzları şu şekilde yapıyorum. Oha çok oldu. Ay burasında çürük varmış. Çürük galiba bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir şey var. Neyse yani ben aslında böyle dörde bölüp bir parçasını bir günde yiyordum ama bu böyle çok oldu ya. Bilemedim şimdi.
Şu parçanın birini de dolaba koyayım da şöyle. Şunu deneyip bugün mutlaka salatayı yapmam lazım. Çünkü dolap aşırı dolu. Ben yine bildiğim gibi yapayım şöyle. Elimi keseceğim diye de korkuyorum yalnız. Ay çok şekilsiz kestim be. Üf. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım da. Ama bir şey diyeyim mi? Bu nasıl bir kesiştir ya? Üf saçma sapan kestim. Tamam şunu kaldıracağım ya. Hepsini yemem çünkü. Ya beyaz tezgah gerçekten pişmanlık. Bu evi müteahhitten aldığım için maalesef böyle yapılmış. Ama yani kendim yaptırsaydım eğer beyaz seçebilirdim ama anında leke kalıyor. Ya bakar mısınız hep böyle sarı sarı. Ne yapacağım bilmiyorum. Bunun bence cinsinden kalmayan cinsi de olabilir. Neyse şimdi onu hazırladım. Gözüme az geldi. Yalnız ben de koca tabak çıkarmışım. O da ayrı bir şey. Biraz da şu zeytinli kinalı olandan şöyle koyacağım. Sanırım yeter. Evet, akşam yemeğim. Ben yemeğimi yemeye gidiyorum ve sonra şunu denediğim videoyu çekeceğim. Ondan sonra bir iyi geceler der. Öyle kapatırım bugünkü videoyu. Tam bir saattir robotu inceleme videosu çekiyorum. Siz niye sallanıyorsunuz? O videonun giriş ve kapanışını çekmek için şöyle. İlk defa eyeliner çektim. Ben çok beğendim. Böyle gözleri çekik gösteriyor. Eyeliner çekişimde eşitsizlikler, hatalar olabilir. Şöyle bir bakın var mı ben de çok bilmiyorum ama... Ben gerçekten çok beğendim. Yani bana yakıştığını düşünüyorum. Bu eyeliner çekmeyi de Büşra Pektaş'ın bir eyeliner videosu var. Oradan öğrendim. O videoyu etiketlerim aşağıya. Zaten Büşra'yı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Kendisine sevgilerimi iletiyorum. Bu eyeliner konusunda çok başarılı. Belki de onun göz kapakları da biraz düşük. Benimkiler zaten düşük de onunkiler benimkinden daha az düşük. Ama... O nasıl çekileceğini çok detaylı anlatmış. Ben bugüne kadar birçok eyeliner videosu izledim. Sadece onunkinde böyle çekebildim. Şimdi şurayı şöyle bir göstereyim size. Evet bakın robotun parçaları şuralarda duruyor. Mesela bu kirlendi. Lavabonun içinde yine bir kısmı var. Şöyle. Şimdi burayı temizleyip o şeyde de şöyle videonun içinde mor rahanayı rendeledim ve havuç rendeledim. Bunun geri kalanı ise marul kıvırcık ya da doğrama. Onu da şuraları bir temizleyip beraberce yapıp haftalık salatamı kaba kaldıracağım. Nasıl boyanmış ya? Çıkar mı ki bu? Artık bunun yeri burası. Hep burada duracak bu. Çünkü sık sık kullanmayı planlıyorum. Yani bunun gibi olur inşallah. Marulum biraz şöyle pörsümüş durumda. Sizi bir tık daha aşağıya indireyim. Çünkü Onur Market'teki asıl büyük markete dünkü kavgadan dolayı gidemediğim için mecburen oradan almak zorunda kaldım. Çünkü onlara çok kızmıştım.
ben şu göbek kısmını hemen taze taze yemek için onu ayrı yapacağım. Ayrı bir kaba alacağım. Salatamız burada. Yani bu salata kurutucuyu yalnız. Kim çıkarmışsa eline sağlık gerçekten. Şimdi bakın bunu böyle yaptık ya. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Ve bakın. Yani bu kadar su kalacaktı ve bunun bekleme süresi 3 güne falan düşecekti. Böyle ortalama yani 5 gün falan dayanıyor ama 5. güne bekletmeyin yine de. Sonra marulları şöyle büyük derin bir şey alıyorum. Attım bunu içine. Havucu da attım. Mor lahanayı çok yapmışım gaza gelip. Evet, bunu da attım. Ve karıştırıyorum. Elimle karıştırıyorum. Zaten elim temiz. Zaten bu kapta yapma sebebim böyle rahat rahat karıştırıyor olabilmek. Sonra salatayı da, ay ne kadar pis çalışıyorum ama bakar mısınız? Şöyle kapaklı bir saklama kabına alıyorum. Ve bu böyle yani 4 gün 5 gün rahat kalıyor. Bence buzdolabınızın kalitesine göre bu değişebilir. Benim çok kaliteli bir buzdolabı değil bu arada. Bence yani. Çünkü arkadaşlarımda daha iyi soğutan buzdolapları ve daha uzun süre dayandıran buzdolapları olduğunu gördüm. Benimki öyle değil. Bunun üzerine şöyle 3 kat gördüğünüz gibi bir kağıt peçete kapatıyorum ki bu dolapta nemlenirse eğer nemini alsın diye. Sonra bunu bu şekilde dolaba atıyorum. Şöyle Allah. Şöyle bakın. Bakın ne güzel rengarenk görünüyor. Şarjım bitti. Artık vakit kaybetmeyeyim saat geç oldu diye. Şuraları şöyle yıkadım. O hep orada duracak artık. Onun yeri orası. Şunları şöyle yıkadım, böyle kapattım. Çünkü burası dolu. Şöyle gördüğünüz gibi. Artık makyajımı çıkartabiliriz bence. Şimdi sizi şöyle tripoda sabitleyeyim de öyle çıkarayım makyajımı. Bilin bakalım ben ne yaptım. Makyajımı çıkarmadan önce makyajımı çıkarıyorken video çekiyordum ama tuşa basmamışım. Oysa ki kocaman kırmızı ışık yanıyor. Neyse şöyle diyordum. Bakalım şu hiçbir şey çıkaramayan miseler su eyeliner'ımı çıkaracak mı diyordum. Ama bakın dağıttı ya. Şaka gibi. Yani bakın burayı da dağıttı. Ya ben makyaj çıkarmayı bilmiyorum ya da bu su bir garip. Rujumu da bir garip mi sürmüşüm? Bilemedim. Neyse. Genelde ben daha nude tonlu rujlar sürdüğüm için bu ruj bayağı koyu, sırf videoya özel sürdüm bu ruju. Göz kapağıma da bu arada birazcık eyeliner'ı sürdüm. Bakın ya gerçekten dağıtıyor. Sinir oldum şu an. Muhtemelen bu sefer iki tane şey yetmeyecek. Makyaj pamuğu. Bu arada büyük makyaj pamuğu kullanıyorum. Yani kare olanlardan. Şok'tan aldım. Çok uygun fiyatlı. Gratis'e ve Watson's'a göre gidin alın. Şunun iki tanesini 65, yani iki paket 65 liraya aldım. Bu arada Watson's'ta gratis'te indirime girince uygun fiyatlı oluyor olabilir. Ama ben Şok getirdiğinden beri Şok'tan alıyorum. O zaman karşılaştırmıştım.
yarı fiyatı falandı. O yüzden ben hep artık şoktan alıyorum o zamandan beri. Belki değişmiştir fiyatları, onu da bilmiyorum. Ama Watsons gratis arayacağım, özellikle gideceğim diye uğraşmaktansa mahalledeki şoka gidiyorum. Benim şeyim vazgeçiş. Teraziyi yine kapatmışım ya. Şuralar bakın, B dip boyam geldiği için buralarda saç yokmuş gibi görünüyor. Aslında oralarda saç var. Sadece dip boyam geldi. O yüzden onlar beyazladı ve orada saç yokmuş vibe'ı veriyor. Şimdi rujumu sileceğim. Ya benim alt dudağım zaten kalın. Israrla alt dudağımı kalınlaştırıyorum. Üst dudağımı kalınlaştırmak yerine nedense. Yani ben şu an aynada olmadığım için eyeliner'ın nasıl çıktığını bilmiyorum. Ama şuralara dağıtmış sanırım. Yani ben yüzümü suyla yıkasam daha mı karlıyım acaba? Neyse. Neyse canlarım, ben artık bu saatten sonra, bu saat dediğimde saat kaç acaba? Saat 10.30 olmuş ya. Bu saatten sonra bir şey yapmam artık. Yatarım yani. O zaman yarın görüşmek üzere.